Düğün dansı ile ilgili en çok merak ettiğiniz soruları yanıtlıyoruz. Düğün için her şey Düğün.com'da. Gözde Hanım, evlenecek çiftler düğünden ne kadar süre önce ders almaya başlamalılar? Bir de son dakika gelen çiftler oluyor mu? Onlarla nasıl kurs yapıyorsunuz? Şöyle, bir ay kalaya kadar başlamalarını öneriyorum. Ama son dakika karar veren çiftler de oluyor. Son bir hafta da olabilir. Son 2-3 günde olabilir. Burada hocanın ve çiftlerin müsaitliğine bağlı ve prova yapma zamanlarına bağlı olarak ama yine de son dakikaya bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Düğün dansı eğitimi ne kadar sürüyor ve dans türüne göre bu eğitimin süresi değişiyor mu? Evet, biz genelde vals temel yapılı basit adımlardan oluşan koreografiler hazırlıyoruz. 2 derste ilk danslarını bitiriyoruz. İlk derste koreografilerini çıkartıyoruz. İkinci derste de provaların tekrarını yapıp küçük nüanslarda düzeltmeler yapıp bitirmiş oluyoruz. Dans türlerine göre tabii ki de bu süreler değişebilir. İşte salsa, tango vesaire gibi dans türleri seçilirse bunu da yine düğün dansı kursuyla görüşerek planlayabilirler. Peki gelinlik modeli düğün dansına etkiler mi? A kesim ya da prenses kesim ya da helen kesim gelinlikler birazcık daha konforludur. Bunlar orta hızda ya da yavaşladı birazcık tempolu müzikler seçebilirler. Balık gelinlik en zorudur. Hareket kabiliyeti en kısıtlı olan olduğu için. Dolayısıyla da eğer balık kesim bir gelinlik giyiyorsa gelinimiz daha yavaş dans müzikleri seçmesi gerekmektedir. Ama buradaki gelinlik modelinden ziyade düğün dansını etkileyen 2 ayrı faktör daha var. Bir tanesi kol detayı, düşük omuzla kalan kol detayı gelinin kolunu hiç kaldırmasına müsaade etmediği için dönüşlere izin vermiyor. Dolayısıyla da çok zorlanıyorlar. Bir ikincisi de duvak. Gelinliğin hizasını geçen bir duvak giyiyorsa gelin, burada gelinlikten aslında daha zor bir aşamaya geçiyor. Çünkü gelinliğin kendini döndürme ihtimali var ama duvak tülü olduğu için olduğu yerde dolanıyor. O yüzden eğer gelinliği geçen bir duvak varsa ya duvağı çıkartmaları ya da kollarına dolamaları gerekir ki bence orada güzel bir görüntü olmadığı için kollarına dolamalarını önermiyorum. Ya da dans esnasında duvaklarını çıkartabilirler ya da daha kısa bir duvak tercih edebilirler. Kabarık gelinlikle çok daha rahat dans edilir aslında. Daha tok olduğu için sizin hareketinize daha uyumlu cevap verir. Daha sade, daha tül olan şeyler aslında dansta daha zordur. Kuyrukta hiç sıkıntı yok. Gelinliğin herkes kuyruğunun uzun olunca zorlanacağını düşünüyor ama gelinlikte hiç sıkıntı yok. Esas duvak daha bu alanda riskli. Kabarık gelinlikle ilgili gelinlerimize tüyolar verdik. Peki damatlara tüyolarınız var mı? Gelinlerin kabarık bir gelinlik giydiğinde de damatlara şunu öneriyoruz. Anlaştığımız çiftlerle derslere başladığımızda ilk söylediğim şeylerden bir tanesi. Düğün dansında normal adım atmıyoruz. Ayaklarımızı her zaman sürüyerek ilerliyoruz. Hep de örneğini veriyorum hani küçükken diyorum böyle buz pateni yapar gibi böyle tahtaların üzerinde kayardık. Onun gibi dans etmelerini bekliyorum. En önemli ayrıntı da bu. Çünkü ayaklarını sürürlerse asla gelinliğe basmazlar. O yüzden herhangi bir risk oluşturmaz. İlk dans müziği nasıl seçilir? Şöyle aslında istediği parçaları seçebilir çiftler. Onlara özel bir parça olabilir, anısı olabilir vesaire. Sadece şuna dikkat etmeleri gerekir. Gelinlik gibi bir faktörle dans ettikleri için çok hızlı müzik seçmemelerini öneririm. Ya da çok aksak ritimli müzikler seçmemelerini öneririm. Eğer tabii ki de bir firmayla çalışıyorlarsa da düğün dansı hocalarının da önerilerini dikkate almalarını tavsiye ederim. İlk dansın süresi ne kadar olmalı? 2 dakikayla 3 dakika arası olmasını öneriyoruz. 3,5 dakikaya kadar olabilir ama 4 dakikadan sonrası gerçekten çiftleri çok zorlayacaktır. O yüzden ortalaması 2 ve 3 dakika arası olmasıdır. Peki sizinle anlaşmış çiftlerle müzikleri beraber mi seçiyorsunuz? Müzikleri evet eğer akıllarında bir müzik yoksa, onlar için özel bir müzik yoksa belirli bir listem var popüler olan düğün dansı müziklerinden. Bunları gönderiyorum. İçlerinden seçebilirler. Düğün için dans kursu almak isteyen ama daha önce dans geçmişi olmayan, hiçbir fikri de olmayan çiftlere neler önerirsiniz? Çiftlerin önce şunu hatırlaması lazım. Düğün dansı kursu alan çiftlerin %100'ü zaten daha önce hiç dans etmemiş oluyorlar genellikle. Burada da ben çiftlerimi şöyle rahatlatıyorum. Diyorum ki bu bir yarışma değil, bir şov değil. Burada sizin en sevdikleriniz sizlerin özel günde mutluluklarınıza ortak olmak için burada. O yüzden ne yapsanız da zaten sizi çok beğenecekleri için hiç takılmanıza gerek yok. Koreografiyi unutabilirler, takılabilirler, herhangi bir aksaklık yaşayabilirler. Burada da hiç çaktırmadan olduğunuz yerde sallanın, birbirinizle konuşun, hangi hareket dedik, nereye geçeceğiz diye zaten kimse onları duymuyor. O yüzden hemen hızlıca diğer harekete geçerek çaktırmadan durumu toparlayabilirler. Düğün dansı kursunda fiyatları etkilen faktörler neler oluyor? Öncelikle yapılan ders sayısı. Bazı firmalar 2 ders yaparken bazı firmalar 4 ya da 6 ya da 8 ders yapabiliyorlar. Bu en önemli faktör. Sonrasında seçilen dansın çeşitliliği de aslında etkiliyor. İlk dans tarzı bir çalışma yapmak daha az sürede bitebilecekken salsa gibi, tango gibi içerikli bir dans seçimi yapıldıysa burada süreyi birazcık daha uzatmak, çünkü burada o dansın temelini de öğrenmek gerekiyor. Bu da, yani seçilen dansın çeşitliliği de fiyat olarak kursun fiyatını etkiliyor. Bir de pasta dansı dediğimiz bir tarzda böyle grupla, arkadaşlarıyla birlikte çiftlerin dans ettiği hareketli bir parça var. O da yine grupla yapıldığı için birazcık daha fazla prova süresine ihtiyaç duyuyor. O yüzden bu da etkileyen faktörlerden bir tanesi. Pasta dansı tam olarak ne oluyor? Şöyle, aslında ilk dans daha yavaş müziklerle yapılan danslarken pasta dansı da daha böyle pastadan sonra artık herkesin hareketlendiği eğlenceli, ritmik bir dans demek. Burada grupta arkadaşlarınız olabilir, aileleriniz olabilir ya da çiftler tek başına da olabilir. Yani aslında hareketli dans demek. Kriterlerden bahsettik. Peki düğün dans kursu fiyatları ortalama ne kadardır? Her çiftin bütçesine uygun çalışmak adına paket seçeneklerimiz var. İşte standart paketimiz, gold paketimiz, premium paketimiz gibi. Standart pakette sadece ilk dans tarzı çalışmalar var. Gold pakette ilk dans tarzı çalışmaların yanı sıra pasta dansı dediğimiz o grup çalışmaları, isterse bireysel de çiftler bunu yapabilir. Yani hem yavaş hem hızlı bir dans içeriği var. Premium pakette de bu dansların yanı sıra aynı zamanda düğün mekanında da prova yapma seçenekleri var. Dolayısıyla yani şu an 2025 için henüz ülke ekonomisini düşünerek fiyat veremesek de bunu bir kur bazında ele alırsak ortalama 100-200 dolar arası sizin seçeneğinize göre değişebiliyor. Düğün.com'a özel kampanyalarım oluyor. Bir de çiftler bana ulaştıktan sonra eğer 24 saat içerisinde anlaşma sağlarsak yine özel bir kampanyadan yararlanmış oluyorlar. Peki Balerinanne firmasının diğer firmalardan farkı nedir? Benim 2 derste çiftleri düğüne hazırlıyor olmam. Diğer kurslarda 4-6-8 ders yapılırken ben 2 derste çok güzel koreografiler çıkarak çiftlerimi düğün dansı için hazırlıyorum. Ekstra şöyle bir saat de veriyorum. Tabii çiftler beni tanımadığı için önce anlaşıp sonra tanışıyoruz. Diyorum ki eğer 2 dersin akabinde herhangi bir aksaklık olur benden ya da sizden, hazır olmazsanız ben siz hazır olana kadar derslerimi ücretsiz şekilde devam ettirmenin taahhüdünü veriyorum diyorum. Çünkü ben biliyorum ki 3. bir derse ihtiyaç olmuyor, çünkü bugüne kadar hiçbir çiftim 3. bir dersini yapmadı. 2 derste bitiriyorum. Onların da gönüllerinin rahat olması için böyle bir taahhüt veriyorum. Onlar için de çok avantajlı oluyor. Çünkü İstanbul şartlarında evinden ya da işinden stüdyoya gitmek, biraz önce gidiyorsunuz, yol, işte provanın süresi, eve geri dönmek gibi bütün başlıkları göz önünde bulundurursak 2 ders yapmak çok avantajlı. Aynı zamanda bir garanti de veriliyor firma tarafından. O yüzden en çok tercih edilen firmalardan bir tanesi oluyorum. Özellikle de az zaman kalmış çiftler için çok cezbedici bir seçenek oluyor. Çok teşekkür ederiz Gözde Hanım. Ben teşekkür ederim. Düğün dansı ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladık. Aklında başka bir soru kaldıysa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsin. Kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.